Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Biden'ın artık Türkiye ziyaretinin başlamasına saatler kaldı. Önemli bir ziyaret bu. Ankara'da temaslarda bulunacak. Ayrıntıları aktarıldı. Beyaz Saray'dan gelen açıklamada Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın yarın Ankara yapacağı ziyarette Amerika'nın Türkiye'nin demokratik yoldan seçilmiş hükümetine güçlü desteğini yineleyeceği aktarıldı. Şu ifadeler yer aldı tam olarak. Başkan Yardımcısının en önemli mesajı müttefikimiz Türkiye'ye devam eden güçlü desteğimizi ifade etmek olacak dedi Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest. Ve Türkiye'nin bu yaz bir darbe girişimini atlattığına işaret etti sözcü. Amerika'nın bu girişimi kesin ve alenen kınadığına dikkat çekti. Ve Earnest aynı zamanda müttefikimiz Türkiye'nin demokratik hükümetini güçlü şekilde desteklemeye devam ediyoruz dedi. Bunda bir belirsizlik yok dedi. Ve Başkan Yardımcısı Biden da Türkiye'ye seyahatinde bunu tekrarlayacak dedi. Biden'ın Türkiye'nin IŞİD'e karşı çabalara katkı bağlamında attığı adımlara da destek ve takdirlerini sunacağını belirtti Earnest. Ve Türkiye-Suriye sınırının güvenliğinin arttırılması noktasında Ankara'nın ortaya koyduğu ek çabalar ve Türkiye'deki askeri tesislerin koalisyon ortaklarının kullanımına açılması gibi adımların da Amerika ve koalisyonun diğer ülkelerine faydalar sağladığını açıkladı. Bir başka önemli gündem maddesi de kuşkusuz Fethullah Gül'ün iadesi konusuydu. Bu konuya da değindi sözcü Josh Earnest. Ve Başkan Yardımcısı Biden, eğer Türkiye'de sorulursa muhataplarına Başkan Obama'nın doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediğini söyleyecek. Yani Amerika ile Türkiye arasında 30 yılı aşkın süredir yürürlükte olan bir iade anlaşmasının bulunduğunu ve Amerika'nın bu anlaşmada yer alan usul ve temellere göre hareket edeceğini belirtecek dedi. Bu konuda Amerika Adalet Bakanlığı ve Türk makamları arasında kapsamlı bir koordinasyonun yürütüldüğüne dikkat çekti ve bakanlıktan bir heyetin bu hafta yine Türkiye'ye giderek muhataplarıyla bir araya geleceğini ve görüşmelerde Türk yetkililerin de sunduğu bazı materyallerin birlikte gözden geçirileceğini belirtti Earnest. Ayrıca ancak nihayetinde iadeye ilişkin karar başkanın vereceği bir karar olmayacak dedi. Bunun altını çiziyor Amerikan yönetimi sıklıkla. Zira bu anlaşmada suçluların iadesi anlaşması bu, hatırlayacaksınız. Düzenlenen bir süreç bulunmamakta ve Amerika yasalarına göre bu süreci takip edeceğiz. Adalet Bakanlığı yetkililerinin de bu süreci içinde olmasının nedeni de bu. Süreci ve anlaşmanın temellerini takip etmek ve bir neticeye varmak için gereken özeni de elbette gösterecek bu yetkililer dedi Beyaz Saray sözcüsü. Basın briefinginde aynı zamanda Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki IŞİD ve PYD hedeflerini vurduğuna dair haberler de soruldu. Türkiye'nin operasyonlarıyla ilgili bir açıklamada bulunmayacağız dedi Earnest. Ve terörle mücadelede NATO müttefiki Türkiye'nin yanında olduklarını yineledi bir kez daha. Ve Türkiye aşırılık ve teröristlerden gerçek bir tehditle karşı karşıya dedi. Amerika'nın Türk müttefiklerimizi desteklemek için attığı çeşitli adımlar var ve elbette hafta sonundaki Gaziantep'teki saldırıyı kastederek bu tür spesifik olaylarla başa çıkmada ve ilave destek önerisinde bulunduk Türkiye'ye dedi. Aynı zamanda Başkan Yardımcısı Biden'ın Türkiye ziyaretinde vereceği mesajların parçası da bu olacak dedi. Dediğim gibi artık Biden'ın Türkiye ziyaretine saatler kaldı. Ankara'da temaslarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ve meclisi ziyaret etmesi bekleniyor. Ayrıntılar Amerikan yönetiminden Biden'ın Türkiye'de vereceği mesajlar böyleydi.